sıfırlıyorum ne var? Herkese merhaba. 24 Haziran haftası etkinlik takvimine baktığımızda tiyatro severler moda sahnesinde Kıyı'yı seyrettiler. Çarşamba günü Durak Kadıköy'de Emircan İrek, Cuma günü sanat performansla Yaşar, Cumartesi günü Akasya Tamirhanede Sahtas sahnedeydi. Biz de bu hafta sizin için Durak Kadıköy'e Emircan İrek konserine geldik. Kendisini ilk olarak YouTube'da bir performans videosuyla tanımıştım. Fakat daha önce konserine hiç gitmedim. O yüzden bu gece nasıl bir performans sergileyecek çok merak ediyorum. İnsanlar da bayağı kederlenmeye gelmiş gibi ama bence kederin yanında biraz daha eğlence de olacak. Hem eğleneceğiz hem de birazcık hüzünleneceğiz gibi geliyor. Keyifli bir gece olacak. Bu geceye dair beklentilerinizi öğrenebilir miyim? Nasıl bir konser bizi bekliyor sizce? Emircan İrek konseri her zaman güzel olur yani. Üçüncü konserimiz. Eğlenmeye geldik. Hazır o zaman sizi bulmuşken daha önce de gitmişsiniz. Birazcık bize konserden bahseder misiniz? Nasıl geçiyor? Atmosferler nasıl oluyor konserde? Atmosferler güzel. Emircan İrek zaten belli bir kitlesi olduğu için gençlere hitap etmesi de iyi. Kederli şarkılarla bizi coşturması ya da hüzünletmesi olabilir yani. Ya Emir'in konserleri hep çok güzel oluyor. Bu gece de güzel olur diye düşünüyorum. Gitmiş miydiniz peki? Evet. Bize birazcık bahseder misiniz? Atmosfer nasıl oluyor konserlerinde? Genelde böyle kederli şarkılar böyle bizi alıyor götürüyor. Ama yeri geldiğinde eğleniyoruz. Samimi güzel bir ortam oluyor yani. Pazartesi günü bir klip çalışması gerçekleştirdiniz. Klipte kimlerle çalıştınız ve çekimler nasıl geçti? Birazcık bahseder misiniz? Çekimler çok güzel geçti. Arkadaşlarımız kast ekibini oluşturdu. Arkadaşlarımla çektim. Hasip Arvas görüntü yönetmenliğini yaptı. Nacizane ben yönetmenliğini yapmaya çalıştım. Bir gece klibi oldu. Evine elinde nevale ile gelen bir adamın hikayesi oldu. Şarkının adı da Nevale. Çok güzel geçti çekimler. Yani bana uysaydı tarihler ben de klipte yer alacaktım. Konuşmuştuk evet ama maalesef denk gelemedi. Ama bir sonraki klip çalışmalarında eşlik etmek çok isterim size de. Peki klibin yayın tarihi belli mi bu arada? 5 Temmuz diye planlıyoruz bir aksilik çıkmazsa. Hadi Kadıköy! Senin için teslim olmadım. Kafa tutup cihana kalktım geldim. İşim de yok, bir gidişim de yok. Ama düşümle kabuslarla geldim. Yaptığınız şarkılar büyük bir derecede işliyor ve böyle bayağı hatta bizi üzüyorsunuz. İlk olarak bunu neden yapıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da bu şarkıları yaparken, sözleri yazarken siz nelerden ilham alıyorsunuz? Şimdi üzme konusunda şunu söyleyebilirim. Hayatın içinde keder var. Bu kederli şarkıları da seviyoruz aslında. Ben çok seviyorum kederli şarkıları ve hüzünlü şarkı dinlediğimde onu sevdiğim zaman, onu kalbimde hissettiğim zaman yaşadığımı hissediyorum aslında. Keder bize yaşadığımızı hatırlatan bir his. Yani yoğun hisler aslında bize yaşadığımızı hatırlatıyor. O yüzden kederi yoğun hissettiğimde ya da bir şarkıda onu aldığım zaman yaşadığımı hissediyorum. Hayatta olduğumu hissediyorum. Hissizliğimi yeniyorum. İnsanlar da hissizliklerini yeniyorsa benim şarkılarımda benim için müthiş bir şey. Çok şanslıyız. Karşılıklı hislenebiliyorsak, karşılıklı yaşadığımızı hissedebiliyorsak. Nelerden ilham alıyorum? Hayatın kendisinden ilham alıyorum. Her şeyden ilham alabiliyorum. Kendi yaşadığım şeylerden, izlediğim bir filmden, okuduğum bir kitaptan etkileniyorum. Şarkılar böyle çıkıyor. Hem yaşanmışlıklar var bu durumda şarkılarınızda hem de ilham aldığınız konulardan bir başka bir dünya yaratıp sözleri de o şekilde yansıyor bu durumda. Evet, aynen öyle. Mesela hani burada şunu diyebilirim işte, bu kadar şarkı yazıyorsun, bu kadar şarkı sözü yazıyorsun. Hep bunları yaşıyor musun? Bunların hepsini tabii ki de yaşamıyorum. Yani işte o kadar kederli, o kadar olaylı bir hayatım yok. Çok aman aman işte sürekli acılar içinde, sürekli keder içinde bir insan değilim. Okuduğum kitaplarda, izlediğim filmlerde o karakteri yaşamak gibi bir alışkanlığım var. Ya mesela Masumiyet Müzesi'nde Kemal'i okurken yaşıyorum. Kemal'i gerçekten hissettim. Orada Füsun'a olan aşkını gerçekten hissettim. Şimdi Çukurcuma'da yürüdüğümde Kemal gibi hissedebiliyorum kendimi. İşte bu yoğun hislerle bir şarkı çıkıyor. Yani ben yaşamamış olsam da Kemal ile Füsun'un hikayesini ben yaşamadım ama hissettim Kemal gibi ve işte bir şarkı çıktı. Hayattan
Albümümüz geçen sene çıktı ama 2019 yılı içerisinde de single'larınızı bizlerle paylaştınız. Peki yeni albüm için hazırlıklar başladı mı? Şu an single'larla devam edeceğiz bir süre daha. Nevale'yi çıkaracağız işte 5 Temmuz'da. Sonra Eylül gibi bir single düşünüyoruz. Ben askere gitmeden. Ekim'den sonra bir oturup konuşacağız. Uzun çalar albüm mü yapalım yoksa single'larla mı devam edelim? Ama iki single gelecek. Nevale ile beraber iki single gelecek. Single'lar da iyi oluyor ama albümün tadı daha bir başka. Bilmiyorum, bu aralar herkes böyle direkt single yapıp daha, yani sizin için daha rahat oluyor muhtemelen. Çok çabuk tüketiyoruz çünkü ama böyle açıp saatlerce bir albüm dinlemek çok daha keyifli oluyor. Bu meseleyi bir gönül davası haline getirip içine bu akşama gelecek olursak siz neler hissediyorsunuz? Bizi nasıl bir konser bekliyor? Biletler güzelmiş. O yüzden çok mutluyum. Kuliste bunun haberini alınca mutlu oluyorum. Bizi güzel bir gece bekliyor. Yeni şeyler de ekledik. Hepimiz heyecanlıyız bu sahne için. Durağı çok seviyoruz. Burada sahne almayı çok seviyoruz. Güzel bir konser olacak. Çok güzel bir kalabalık var. Sizi gördüğümüz için çok mutluyuz. İçeride de çok güzel, mutlu bir kulis ortamı vardı. Bu kadar gözün bana bakmasına çok alışık değilim. O yüzden çok mutluyum. Doğum günüm. Doğum gününüz kutlu olsun abi. Peki Emre'cim yüreği normalde takip ediyor musunuz yoksa doğum gününüz için mi geldiniz? Takip ediyorum. Çok sevdiğim bir sanatçı. Peki en sevdiğiniz parçası hangisi? Beyaz Skandalı. Beyaz Skandalı. Beyaz. Beyaz. Konserindeydik. Ya valla ne diyebilirim ki? Çok dertlendik ya. Sen neredesin? Ben nerede? Şaka bir yana harika bir sahnesi vardı. Gönül davası Beyaz, Kaptan gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Aynı zamanda çok tatlı bir izleyici kitlesi vardı. Hem kendisini çok benimseyen hem de bütün şarkıları hep birazdan eşlik eden bir kitleydi. Bizim için çok keyifli bir geçen bir konser oldu. Umarım başka konserlerde tekrardan kendisini dinleme fırsatı yakalarız. Merhaba, sizin için farklı etkinliklere göz atmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karsu, Sana Ne isimli yeni parçasını klip çalışmasıyla birlikte yayınladı. Thrash Metal'in dev ismi Overkill, 26 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yo, desesperando. Latin müziğin divası Omar Portondo, 3 Ağustos'ta Live Park'ta. Yerde 100 lira buldum, cebe attım. Biz izleyken konuşuruzun hafızalara kazınan parçası Para Hala Bende, Gökhan Türkmen yorumuyla tüm dijital platformlarda. Tabi radyomuzda yine Demet Akalın. Ben Fero, Demet Akalın isimli parçasına klip çekti. Klipte Ben Fero'ya ünlü pop müzisyen Demet Akalın da eşlik ediyor. Düşün söylemez hisler yalan. Zeynep Bastık ve Anıl Kıyancı düeti Bırakman Doğru Mu? Klip çalışmasıyla birlikte dinleyicisiyle buluştu. Ta çok yalnız geçtim böyle. Etkinlik takvimine baktığımızda 1 Temmuz Pazartesi Harbi Açık Hava'da Livaneli ile Sevdalım Hayat, 2 Temmuz Salı Ceylan Ertem, 5 Temmuz Cuma İp Beşiktaş'ta Hey Douglas, Sanat Performans'ta Patron, 6 Temmuz Cumartesi Performan'da Rakov, İp Beşiktaş'ta Red, 7 Temmuz Pazar Harbi Açık Hava'da Sertab Erener sahnede. Yaşıyorum, ah este. We have a job to do. You're coming with us. Aksiyon filmlerini sevenler için Örümcek Adam Macerası'nın ikinci devam halkası Örümcek Adam Evden Uzak'ta, dram filmlerini sevenler için de Kül En Saf Beyaz'dır bu hafta vizyonda. Sanat dolu, eğlenceli bir hafta olsun. Görüşmek üzere.